Buyurun, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Nazım Hanımcığım, hoş bulduk. Hoş geldiniz Kadir Bey. Evet, Nazım ablacığım, iyisin inşallah. Çok şükür ben de iyiyim. Biz de iyiyiz. Büyük bir ümitle geldik. Böyle bir iki gündür hanımlar yorumlarını çok eleştiriyorlar farkındaysan. Evet. Nazım Hanım yemek bilgisi yok falan diyorlar. Daha iki gün evet. olmuş. Göreceğiz. Şimdi Nazım ablanın temizliğini görmek üzere evi gezmek istiyorum. Hazır mısın? Hazırım. Yemekte iddialısın ama temizlikte hiç iddialı konuşmadın. Temizlikte de siz göreceksiniz. Biz evet, göreceğiz. O zaman mutfaktan başlayalım. Merhabalar, Nazime ben. Nazime Nesirova. 40 yaşındayım. Aslen Azerbaycanlıyım. 4 çocuk annesi. Aşçıyım. Buyurun Kadir Bey. Oo, güzel, geniş bir mutfak. Evet. Bismillah diyelim, dolaptan başlayalım efendim. Hamaratım, pratiğim, titizimdir. 4 çocuk annesiyim. Onları çok güzel büyüttüm, yetiştirdim. Hem anneyim, hem babayım. Görüyor musunuz? Unutmuş muyum Kadir Bey? Unutmuşum göstermeyi. Nazım abla, evet. Bir şey söyleyeyim. Belki elimin değmediği yer tek burasıdır. Evet, orası kesin elimin değmediği bir yer olmuş. Temizlikte takıntılıyım. Mutfakta özellikle mutfak bezlerinin temiz olmasına, süngerde tüy böyle bir şeyler olmamasına dikkat ederim. Mutfak bezlerini her gün çamaşır suyuyla yıkarım. Haftada da bir değiştiririm. Az önce şu dolap açıldı. İçinde çok tuhaf bir şeyle karşılaştım. Neyle göstermek istiyorum. Bu niye dolabın içinde Nazım abla? Niye dolabın içinde? Ben yalnız yaşadığım için. Ay Nazım abla, hiç diyeceğim yoktu vallahi billahi. Dur yerine girip. Onu nasıl görürüz ben? Şimdi az önce arkadaşlar şu aynayı dolabını ayarlarken gözüme çarptı. Gözdeki mübarek. Salona geçelim. Buyurun. Hadi gel. Mutfakta temizlik de önemli. Özellikle bıçak, çatal, bardaklarda leke olmamalı. Dikkat ederim. Evet, o Nazım Hanım yılbaşı çamını da hazırlamış. Evet, hazırlandık. Yalnız ev çok güzel, sıcacık vallahi. Neler çıkaracağınız bakalım Kadir Bey. Ya Nazım Hanım, sen inanır normalde valla bak. Hiçbir şey yok. Temizsin de o buzdolabının şey arasında nasıl ben orayı diyor. Nasıl uzun zamanda unutulmuş. Daha önce de silinmemiş. Tam bir Azerbaycan usulü misafir nasıl ağırlanır benim evimde göreceksiniz. Kalk gidelim ablam. Banyo nerede göster. Burada bana. Buyurun. Mutfakta iddialıyım. Kendime de çok güveniyorum. Minimal bir banyomuz var efendim. Evet. Ve çok da güzel kokuyor banyo. Hep böyleyim ben Kadir Bey. Yani size özel bir şey değil. Anladım. Sadece onu görebiliyorum zaten. Banyo daha önemli benim için. Çünkü sürekli kullanılan bir şey. Koku, sarı, lekeler sevmiyorum. Özellikle klozet tertemiz olmalı. Duşu kabinin üstü de güzel. Yani buzluğun lastiği dışında Nazım Hanım temizlik konusunda bir sıkıntı yaşamamış. Gayet güzel. Buzluk lastiği biraz değil, bayağı bir atlanmış. Şimdi hazırsanız hanımlar gelecekler. Biliyorsunuz Şerife Hanım'la Nazım Hanım biraz böyle tatlı tatlı atışıyorlar. Bugün bakalım Nazım Hanım yemekleriyle Şerife Hanım ağzını kapattırabilecek mi göreceğiz. İnşallah hazır göreceğiz. Mısın? Hazır. Haydi buyurun, o zaman buyurun. Gidiyoruz efendim. Bomba gibi bir bölüm bizi bekliyor. Sakın kaçırmayın. Büyük ödülü kazanırsam ne yapacağım? Kızım yeni evlendi. Biraz borçlarım var ve evden taşınacağım. Merhabalar, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın, hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Nazime Hanım'ın karşılamasını gayet sıcakkanlı ve güler yüzlü buldum. Nazime Hanım'ın karşılamasını çok sıcak buldum. Gayet güler yüzlüydü, güzel karşıladı bizi ama heyecanı yüzüne yansıyordu. Evet, hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir günü daha devirdik. Bugün üçüncü günümüz. Bir bakmışsınız cuma günü olmuş. 20.000 TL'nin sahibi, yarım altına çeyrek altının sahibi ve etabın birincisi diyerekten şöyle bir gidiyoruz. Evet, Nazime Hanım'ın günündeyiz. Evet. Hepiniz eminim Nazime Hanım'ın yemeklerini çok merak ediyorsunuz. Evet. Özellikle evet. Şerife Hanım'ı merak ettiğini düşünüyorum. Yalan yok. Çünkü Şerife Hanım Nazime Hanım'ın yorumlarından pek memnun değil. Çok tatmin etmiyor Nazime Hanım'ın yorumları. Ve Şerife Hanım dün üstüne basa basa söyledi. Nazime Hanım'ın dedi pek fazla yemekten anladığını düşünmüyorum dedi yorumlarına bakaraktan. Nazime Hanım bugün kendini hem Türkiye'ye hem Şerife Hanım'a ispatlayacak. Eğer yorumlarında bahsettiği gibi yapacaksa yemekleri çok güzel yapacaktır diye düşünüyorum. İnşallah öyle yapar. İnşallah öyle yapar. İnşallah dün öyle yapar. Dün ne demişti? Siz tarif ettiğinizde çorba otomatikman kesildi zaten dedi. Yani bugün çorbayı kesmeni bekliyor. Ben yıllardır yemek yapıyorum, hiç kesilmedi. Yani kesilsem herhalde işten kovulurdum kesilseydi. Bir de dün ilk defa söyledi bunu bu arada, ilk defa duyduk. Ne dedi? Aşçı yamaklığı yaptım dediniz değil mi? Aşçı yardımcısı belgem var. Evet, aşçı yanında da çalıştım. Bakacağız, göreceğiz Kadir Bey. Ne umadık, düşünüyorsunuz Sultan Hanımcığım? Yani Şerife Hanım kötü amaçlı yorum yaptıysa eğer, evet ama yorumlarına bakarak çok merak ediyorum yemeğini, iyi bir şey bekliyorumsa... Yanlış şu an geldi Şerife bana. Hanım dediğinden ne anladınız siz? Yani hani kötü yorumdu bence. yani inşallah kötü, öyle yapar. Öyle olsun istediğini düşünüyorum. Çünkü hani yorumları çok çelişkili. Yorumlarına bakarsanız evet. Nazım Hanım biraz kafamı karıştırıyor. Yani belgem var dedi. Bunca yılda yani, diyor kötü yemek yapsam. Belgem var dedi. Yani damak tadı bakıyorum. Evet aslında var. Lezzetten anlıyor. Ama yorumda çok çelişiyor. Siz doğru yorum yaptığını düşünüyor musunuz biraz Nazım abla? Biraz karışık yaptı.
Biraz yani, karışık yaptı. Direkt şey yapıyor altı mesela yemeğin kuruduğuna bakıyorlar. İşte hani sos, o üstünün sosuna bakıyor ama ben içergiliğine giriyorum. Yani içeriğinden ziyade o yönden olması gerektiği gibi katılıyorum. Yani görmek istiyorum. Olması gerektiği evet ama işte yorum yaparken öyle yapmıyorsunuz. Çelişiyor. Nazime Hanım'dan çok ümitli değilim açıkçası. Çünkü iki gündür yaptığı yorumlarla gerçekte verilen yemek tarifleri birbirine asla uyumlu değil. Nazime Hanım'dan pek ümitli değilim. Damak tadının olduğunu bir düşünüyorum. Evet diyorum yemekten anlıyor. 2 dakika sonra bir bakıyorum başka birinin yorumunun üstüne. Tekrar evet bu böyle değildi, şöyleydi diyor. Ben o yüzden çok bir ümidim yok Nazime Hanım'dan. Yine menüsü de kendi gibi çelişecek gibi geliyor bana. Seni bir tanıyalım. Kaç senedir Türkiye'desin? İşte nasıl bir yaşam sürüyorsun? Şu an ne işle meşgulsün? Kaç çocuğun var? Bu yarışmaya katılmandaki amaç neydi? 40 yaşındayım. 4 çocuk annesiyim. Aslen Azerbaycanlıyım. Ama 28 yıldır buradayım. Maşallah. Evet, burada evlendim. Burada çocuklarım oldu. Buranın kültürüyle kendimi geliştirdim, büyüttüm. Peki Nazım abla, Azerbaycan'dan buraya geliş sebebiniz neydi? Kaç yaşında geldin? Geliş sebebimiz annem evlendi, buraya geldi. Benim babam Kocalı katliamında. Evet, ilk gün söylemiştim. Evet, şehit oldu. Biraz daralıyorum hani o konular tabii, açıldığında. Tabii, çok zor bir şey sonuçta. Allah kimseye göstermesin. Ben 6 yaşındaydım. En büyük çocuk benim, 3 kardeşiz. Ermenistan'da yaşıyorduk. O zaman savaş çıktığında annem ailesinin yanına geldi kaçarak. Orada da annem 8-9 yıl kadar evlenmedi, çocuklarını bırakmadı. Daha sonrasında buradan, Türkiye'den işte şu anki babam geliyor, annemi alıyor. Biz de annemizin yanında Iğdır'a geliyoruz. Orada da isteyenim çoktu. Hani kaçırırlar diye beni annem kaynının oğluna verdi. Böyle 20 yıl bir evliliğim oldu, 4 tane çocuğum oldu. Maşallah. Tabii içerikliliği çok acı. Tabii o yani 20 yıl boyunca neler çektiğini bilemiyoruz. Evet, çok şeyler yaşadım. Ayrıldım. Yani bunların aslında temelinde yatan en büyük şey bir yerde sahipsizlik. Annem de hani kaynın oğlu, hani oğlu ya, hep sessiz kaldı. Annen de gidecek zaten yeri olmadığı için mecbur ne yapacak? Bir de Azerbaycan'dan Iğdır'a gelmiş yeni bir ortam. Mecbur çocuklara sahip olması lazım. Kendi düşüncesiyle, o zamanki düşünceyle aslında. Hani başka birine gitmesin. Tanımıyoruz Türkiye'yi. Hani bilmiyoruz kimdir, neyinizdir. En azından akrabaya vereyim. Hani gözüm üstünde olsun ama diye verdi. Ama bu 20 yıllık evlilik sana iyi geldi mi? Hayır, asla gelmedi. Çok şiddet gördüm. 7 yıl aynı evin içinde kaldık. 3 görümce, kaynana, kayınbeder. 3 çocuk. 7 yıl sonra bir kat üste çıktık. Şu an anlatırken bile boğazı düğüm düğüm oluyor. Bir de siz yaşadığını düşünün. Bu aynı evde 7 yıl kaldığın sürece de şiddet var mıydı yine? Vardı. Çok görümcelerimden şiddet gördüm. Görümcelerinden? Ve eşim hiçbir şekilde demiyordu, niye dövüyorsunuz? Ben 10 günde oğluma doğum yapmıştım. Dövdüler beni. Çocuk kucağımdan nereye gitti anlamadım. Peki annem bu duruma bir şey demiyor mu? Hani akraba? Anneme söylemiyordum. Nikahım yoktu benim. 7 yıl nikah yapmadılar. Nikahım yoktu. Ve hep çocuğunu alırız, seni göndeririz, sınır dışı ederiz. Hep böyle. Cahil kız. Bir de üstüne korkutuyorlar. Evet. Ben de elinde bir telefonun yok, bir sosyal medyan yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey bilmiyorsun. Arkanda güçlü bir ailen yok. Ben hep çektim bunları. Daha sonra işte biraz rahat ettim. Bu sefer de sağdan soldan duydum hani evlenmiş, çocuğu var 3 yaşında. Çocuğu sen getireceğim. Evliyken. Evet, çocuğu getireceğim, sen bakacaksın dedi bana. Böyleydi yani. Hep aldatıyordu. Aldatmaları vardı. Ben de yine böyle aldatıyor zannediyordum. Sonra birisi söyledi işte çocuğu var, ev açmış ona. Ve bir gün benim yüzüme bakmıyordu yani eş diye. Hep bir hizmetçi gibi. Yani sırf çocuklarının geleceği için o büyük acıları, ki her kadının yiyip yutabileceği şeyler değil. Allah kimseye de vermesin. Bile bile aynı evin içinde 20 yıl boyunca şiddet görmek, hele ki görümceden dayak yemek nedir yani? Hani koca zaten saçma bir şey, onu da geçtim. Görümce ne hakla bir gelini dövebilir? Ve kucağında bir 10 günlük doğum yapmış bir kadın ne kadar hassas yani, 10 günde 10 yapmış kişi dövülür mü? Demek ki yetiştiği aile bilinçsiz bir aileymiş. Ya bence bayağı sahipsiz görülmüş. Zaten sahip, o insanın en büyük, babası evet. Yok. Annesi de sen zaten cahil kadın, oradan buraya yeni gelmiş, 3 çocuk elinde. O da yeni bir aileye adapte yani olmuş. Annesini asla çok, çok görmüyorum. Kötü zaten, evet. Yani o anki düşünceyle. Akraba diye ses çıkaramadı diyor ya gördüğünüz. Yani şeyde. Diğer tarafın söylemi zaten başlı başına, gidersin tekrar. Tabii bir de burada, o korkutma tabii, var. Tabii, o bir anneyi çocuğundan ayırmak ne demek? 10 günlük çocuğun senin elinden alırız dediğinde tabii ki ister istemez susup bir kenara oturdu. 20 yıl boyunca 4 çocuk için sabretmek, ardından onca sos, yani dayağı yemek ve üstüne diyorum ya, her kadının yutabileceği bir şey değil, yutulacak bir şey de değil. Aldatılma. Eğer aldatıldığını duysaydın ya da eşinin başka birinden çocuğu olduğunu duysaydın. Ben eşime dedim ki ufak bir hatanı duyarsın bir dakika beni bu evde tutamazsın. Peki 4 çocuk var. Şimdi 4 çocuğu bırakıp gidemiyorum. Ya 4 çocuğa şöyle. Yine de alır gider miydin?
Benim de gidecek yeminim. Benim babam da istemezdi. Benim ailem de istemezdi ama bir çaresini bulurdum diye düşünüyorum. Şerif Hanım, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani Allah kimsenin başına vermesin ama şiddet hadi bir yana çocuk için belki biraz yuttu ama bu aldatılma mevzusu ve eşin yüzüne söylüyor. Yani çocuğu getireceğim, sen bakacaksın. Evet, bir de duyuyorsun başkasıyla evlenmiş, bende nikahı yokken ondan bir de çocuk yapmış. Yani ben de onun gibi 4 çocuğumu alır giderdim yani. Arkama bile bakmazdım Kadir Bey. Kesinlikle kalmazdım. Asla kalmazdım. Nazım Hanım, yaşadıkları hakikaten hiçbir kadının başına gelmemesi gereken, gelmesine temenni etmediğimiz şeylerden birisi. Çok üzüldüm. O günleri atlatmış, geride kalmış. İnşallah Rabbim kimseye yaşatmasın, kendine de bir daha yaşatmasın. Nazım Hanım bence çok güçlü bir bayan. Ayakları üstünde durmuş, o cesareti kendinde bulmuş. Bu devirde çocuklarıyla birlikte kendine böyle bir hayat kurmaya çalışması gerçekten cesaret isteyen ve takdire şayan bir davranış. Evet, tabii ki Nazım Hanım'ın bu anlattıkları şu anda birer iddia. Karşı tarafı dinleyemediğimiz için Nazım Hanım'a anlattıkları bir iddia olarak bizde kalıyor. Ne zaman bu iyi hastalanmamız? Hastayım zaten. Tiroidlerim yüksek, kalp kapakçıklarım da açık var. Çalışamıyorum şu an. Normalde hani bir aşçılık yaparım, bir çocuk bakıcılığı yapıyorum. Bunlar hep sıkıntıdan sonra mı? Stresten oldu? Evet. 7 yıl sonra, 7 yıl oldu boşanalı. Yani. Peki boşanmayı nasıl ikna edebildin mi? Hemen kabul ettin mi boşanmayı? Peşimce geldi kaç kere ama ben gitmedim. Peşin... Ben dedim bu adamı gerçekten istemiyorum. Hani ben ona yeni şart koştum. Dedim ki hani ailenden ayrıl, o çocuğu da getir ben bakacağım. Yeter ki başka bir eve geçelim dedim. Sen çocuğu da kabul evet, ettin. Yani çocuğun bir suçu yok ki. Şu an çocuklarım görüntülü konuşuyor, onlar beni görüyor. Şimdi hani onlar otomatikman kardeş oluyorlar tabii evet. ki de ama o çocuğa her evin içine baktığında hani eşin ayrılır bir eşten sonra senle evlenir, çocuğu kabul edersin. Eski eşin evet. çocuğu ama evet. seninle olan bir evlilik içinde olmuş bir çocuk. E peki niye kabul ettin? Yani niye, niye böyle bir zorunluluğu ettim? Kendine gördün? Çünkü çocuklarım hani benden ayrı olmasın diye. Yoksa çocuklarını şu mı alacaksın? Şu an çocuklarımın sana? Velayeti bende ama baba da yaşıyorlar. Büyük kızım benimle yaşıyordu, o da evlendi. Aa, yalnız da değil. Sana vermem mi dedi çocukları? Hayır, vermiyordu evet. Bir sürü o işte yüzden kabul ettim evrak mevrak getirmiş, şuraya götürdüm, buraya götürdüm. Şahit getirmişti ama hiçbir şekilde bir şeye yaramadı. Benim de şahitim yoktu, çocuklarım dinlensin dedi. Bileziklerim vardı, bozdurdum, ev tuttum. Hani bir yerde ikam ekkam görünsün diye. Mahkeme çocukları sana evet. verebilsin diye. Evet. Ve eşyam hiçbir şeyim yoktu. Mecburen de çocuklar orada durdu ama sen bu düzeni orada kurandın. Orada durdu mecbur. Şimdi peki niye oradalar, ikamet şey sende? Okuyorlar hepsi. Ha, orada okudukları için mi oradalar? Orada okuyorlar ve buraya gelse baba okutmaz. Nazım Hanım'ın hayat hikayesi beni gerçekten çok üzdü. Kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışmış ama çok güçlü bir kadın değil. Çünkü çocukları için bir evlilikle mücadele ettiğini, oradaki şiddete, eşinin aldatmasına göz yumduğunu söyledi. Ama bir yandan da çocuklarını tekrar eşine bıraktığını söyledi. Eğer güçlü olsaydı o çektiklerinin karşısında çocuklarını yanına alırdı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.